Arkadaşlar merhaba genç yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte nesne yönelimli programlamaya giriş yapacağız. Java'yı Java yapan temel şeyi öğrenmeye başlayacağız. Ve bu videoda özel olarak sınıfları öğreneceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi buraya kadar gördüğümüz her şey bütün neredeyse bütün programlama dillerinde olan Temel şeylerde işte kontrol yapıları, if-else, while döngüleri, for döngüleri vs. Bunların hepsi çoğu programlama dilinde zaten var. Buraya kadar her şeyi paralel yürüttük diğer dillerle. Şimdi buradan sonra asıl Java'ya giriş yapacağız. O yüzden bundan sonraki dersler çok önemli. Çok dikkatli dinlemenizi öneriyorum. Ben Java'yı ilk öğrenirken de, ta lise yıllarımda başladı bu merakım. Biraz laylaylo mu öğreniyordum o zamanlar. O yüzden çok bir ilerleme kat edememiştim. Ta ki işin ciddiyetini anlayana kadar. O yüzden size tavsiyem mutlaka çok dikkatli dinleyin. Burada kaçıracağınız en ufak bir şey ileride bu nasıl oluyor, bu nasıl yapıldı gibi sorulara yol açacaktır. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi isterseniz yavaş yavaş videoya başlayalım. Bu derste sınıfları öğreneceğiz. Ben boş bir proje açtım. Daha henüz bir source code dosyası açmadım burada. Şimdi gelin sizlerle beraber bir şeyler yapmaya başlayalım. Öncelikle main sınıfımı yazacağım ben bir burada sınıf açmak istiyorum ve ben buna main sınıfı yazıyorum. Daha önceki derslerimde fark ettiyseniz ben buraya işte ders 16, ders 17 vesaire yazardım. Çok bir önemi yoktu. Şunu biraz büyüteyim. public class main dedik ve buraya main fonksiyonumu yazıyorum. Şimdi sınıf kavramı nedir? İlk önce açıklanması gereken şey bu. Sınıfı bir fabrika gibi düşünün. Bu fabrika mesela araba sınıfı için konuşuyorum. Bu araba fabrikası ellerinde bir tane model var. Bu modeller seri üretim yaptıklarını düşünün. Ve bu sınıftan çıkan her şey bir nesne olur. Yani bu sınıftan bizim, bu fabrikadan bizim arabalarımız çıkıyor. Ve bu arabalar birer nesne. Fabrikanın içerisinde ne var? Arabanın modeli var değil mi? Ürettikleri arabanın modeli var. Şimdi buradaki Java'daki sınıf kavramı da aynen böyle. Bizim sınıflarımız var. Sınıflarımızın içinde modeller var. Daha doğrusu bir model var. Ve bu sınıftan türettiğimiz her şeyi oluşturduğumuz bütün nesneler o sınıfın özelliklerini taşıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Gelin bir öncelikle araba bir sınıf açıyorum buraya. Java Class dedim. Ee, car diyorum şimdilik ismine. Car sınıfımızı açtık gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir karın e, neye olabilir? Bir rengi olabilir değil mi? Ben burada diyorum ki public e, string. String çünkü bir tip olması lazım rengin public string color diyorum. Neyi olabilir? Kapı adedi olabilir. Public int door diyebiliriz buna da. Bir kapı adedi koyduk. Bir de motor koyalım mesela arabada. 3 tane özelliğimiz olsun. Public double motor diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bizim bir fabrikamız var. Bir kar sınıfımız var. Ve bu kar sınıfının içerisinde bir model var bu sınıftan üreteceğimiz her şey bu modele sahip olacaktır. Gelin main sınıfımıza dönelim. Main sınıfının içerisinde kart sınıfından bir obje üretelim. Hatırlarsanız biz kullanıcıdan input almak isterken scanner isminde bir sınıf kullanıyorduk. Daha sonra objemizin ismini yazıyorduk. Eşittir diyorduk. New diyorduk. Sınıfımızın ismini tekrardan yazıyorduk. Ve içine gerekliyse parametre giriyorduk. Ee, sınıflardan obje üretmek aynen bu şekilde çalışıyor. Biz zaten bu obje üretme işlemini farkında olmadan yapıyorduk. Şimdi nasıl yapacağız bu kart sınıfından bir araba üretmeyi? Öncelikle sınıf adı yazacağım buraya. İlk olarak sınıf adı diyoruz. Böyle birleşik da de e, kafanız karışmasın. Sınıf adı boşluk. Obje ismi eşittir. New sınıf adı. Parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Tamamen obje üretmek bu kadar basit. Şimdi gelin bu kar sınıfından bir obje üretelim. Diyorum ki kar. Arabamızın ismi ne olsun mesela? Araba 1 olsun. Eşittir. New. car diyorum. Ve parantezlerimi kapatıyorum. Şimdi ben e, bunu yazdığım zaman bizim araba 1 isminde bir objemiz var şu anda. Eğer ben buraya araba 1 nokta koyarsam bakın gördüğünüz gibi arabadan burada 3 tane özelliği çıktı. Bunun altındaki özellikler şu işte ARG, Equals vesaire. Javan'ın kendi sağladığı özellikler. Bunları şu anda çok e, kafa yormayalım. Bizim bakacağımız e, şu üç özellik. Color, Door ve Motor. Biz bunlara niçin burada ulaşabiliyoruz? Çünkü biz Car sınıfının içerisinde bu Color'ı, e, Door'u ve Motor'u Public olarak tanımladık. Şimdi Public ne demek? Gelin Public, Private kavramlarına bakalım. Eğer bir özelliği Public tanımlarsak o, e, o özelliğe başka sınıflardan da erişilebilir. Fakat ben bunu Private yaparsam... Public yaptım yeniden. Ben bunu private yaparsam. Bakın main sınıfının içerisinde tekrardan noktayı koyduğum zaman. Arabanın rengine ulaşamıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü private artık o. Sadece kendi klasının içerisinden ulaşılabilir. Ben bunu public yaparsam başka sınıflardan da ulaşabiliyoruz. Bir de protected kavramımız var şu olay. Buna şimdilik değinmeyeceğim kafanızı karıştırmasın. Şu anlık public ve private bilseniz yeterli. Tekrardan public'e ye çevirdim. Color'ı özelliğimize main'e dönüyorum. Şimdi araba bir nokta kalır. Eşittir kırmızı olsun mesela. Daha sonra araba bir nokta doğru olsun. Eşittir 4 olsun. Daha sonra araba bir nokta motor eşittir 1.6 olsun bu da. Şimdi biz gördüğünüz gibi ürettiğimiz araba objesine, araba nesnesine özellikler atadık. Burada vardı zaten özellikleri renk, kapı ve motor olarak. Biz bu renk kapı motora değerler atadık gördüğünüz gibi. Şimdi gelin bunları bir bastırmayı deneyelim. Ben burada e, print satımının iç içerisinde araba 1 yazarsam bize ne dönecektir? E, tahmin edenleriniz olabilir. Bize arabanın özellikleri dönmeyecek arkadaşlar. Öyle bir şey yok. E, çalıştırdığımızda bize bir objenin referansı dönecektir burada. Hemen görelim nasıl bir şey dönüyor. Evet gördüğünüz gibi böyle bir referans döndü bize. Car at e, rakamlar şeklinde harfler de varmış aralarında. Bize bu dönen şey RAM'de bu objenin nasıl tutulduğudur aslında. RAM'de böyle bir nesne var. Bu nesne bize döndü şu anda. Fakat ben araba1. color dersem o zaman çalıştırdığımız zaman bize kırmızı dönecektir. Gördüğünüz gibi kırmızıyı yazdık burada. Gelin bunların hepsini bir bastıralım. Bunları yapıştırayım. Araba1. Doğru. araba1. motor. Çalıştırıyorum programı. Gördüğünüz gibi araba nesnesinin sahip olduğu özellikleri burada bastırmış olduk. Anlatmam gereken bir diğer şey ise şu anda burada yazdığımız 3 şey araba nesnesinin yani üretilecek nesnenin fabrikadan çıkacak nesnenin sahip olduğu şeylerdi. Bu fabrikadan çıkacak şeylerin e, sahip olduğu şeylerde fonksiyonlar da olabilir. Bir araba düşünün gerçek hayattan. Bu arabanın rengi var, kapı numarası var, işte motor numarası var. Ayrıyeten arabanın fonksiyonları var değil mi? İşte çalıştırmak gibi araba mesela gaza basmak gibi. Bunlar bir fonksiyondur. Biz gaza bastığımızda ne olur? Araba gitmeye başlar değil mi? Bu bir fonksiyon. Gelin ee, bu kar nesnesinin içerisinde, sınıfın içerisinde özür dilerim. Bir fonksiyon yazalım. Bu fonksiyonumuz da ee, ne olabilir? Public öncelikle tanımlayacağız fonksiyonu. Public void geri döndürmeyen bir fonksiyon yazmayı düşünüyorum show info isminde bir fonksiyon yazacağım. Şimdi bu show info fonksiyonu ne iş yapacak? Bizim arabamızın bilgilerini e, bastırsın bize. Ben burada diyorum ki s out. Burada yeni bir kavramı göreceğiz. This kavramı. This kavramı e, şu işe yarıyor. Bizim bu sınıftan üretilen e, kar bir nesnemiz var değil mi? Araba bir nesnemiz var. Ben burada araba bir nokta info dediğim zaman buradaki dis araba 1 demek aslında. Ben buraya araba 1 yazamam çünkü araba 1 diğer sınıfta üretildi. Bu sınıf öyle bir nesneyi bilmiyor. Fakat ben dis dersem kullanılan nesneyi program anlayarak o nesne olarak davranmaya başlıyor burada. Ben burada dis nokta kalır dersem arabamızın color'ını bastıracak. İki tane daha yapıştırıyorum. Dis nokta ve dis nokta motor. Car bir fabrikamız vardı, bir sınıfımız vardı. Bu sınıf 3 tane özelliğe sahip, bir tane de fonksiyona sahip. Gelin bunu main sınıfımızda nasıl kullanacağımıza bakalım. Buradaki şunları komple siliyorum. Burada arabamızın özelliklerini e, atamıştık. Şimdi ne diyorum? Araba 1. ShowInfo ismindeki fonksiyonu çağırıyorum. Bakın şu anda karşımıza ne çıkacak? Gördüğünüz gibi kırmızı 4, 1.6 çıktı. Ben burada tek tek bastırmaktansa araba 1 sınıfının içerisinde e, özür dilerim Kar sınıfının içerisinde yazdığım bir fonksiyonu kullanarak o arabaya ait özellikleri bastırdım. Şimdi bir sınıftan bir tane nesne üretebiliyoruz. Çok güzel. Başka nesneler de üretebiliriz. Dediğim gibi bizim bir fabrikamız var. O fabrikadan biri çok araç çıkıyor. Çıkan araçların hepsi aynı özelliğe sahip oluyor. Car diyorum. Sınıfımızın ismini yazdım. Araba 2 diyeceğim bu sefer. Eşittir. New Car diyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şunlar araba 1'imizin özellikleriydi. Gelin araba 2'mizi yazalım. Araba 2 nokta. Color diyorum. Ne olsun color'ımız burada? Siyah olsun. Siyah dedim. Araba 2 nokta. Doğru diyorum. Bu da iki kapılı bir araba olsun. Eşittir 2 diyorum. Ve motoru da e, nokta motor eşittir 2.0 diyorum. Şimdi biz burada araba 2 nokta show info dersek bize araba 2'nin özellikleri çıkacaktır. Show info diyorum. Biz e, hatırlarsanız disk kullandık şurada. Dis ne demek? Kendisini çağrılan, daha doğrusu çağrılan objeyi dis yerine koyuyoruz burada. Bizim burada çağırdığımız, kullandığımız obje ne? Araba 2. Araba 2'miz burada dis oluyor aslında. Araba 2.showinfo'yu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi siyah 2 ve 2.0'ı görmüş olduk. Araba 1.showinfo çalıştığı zaman araba 1'in kendi dis'i çalıştığı için kırmızı 4 ve 1.6 olarak ekrana bastırmıştık. Yani sınıflar tamamen bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kafa karıştıracak bir şey yok ama hafif alınacak da bir şey yok. çünkü maalesef bu kadar basit olmayacak. ileride yazdığımız programlar. O yüzden bu dersi çok iyi tekrar etmenizi öneririm. Burada kısaca ne yaptık bir basit özet geçelim. Source ismindeki klasörümüzde aslında package bu bir package'ımızın altında iki tane sınıf oluşturdum. Bir tanesi main sınıfı, diğeri car sınıfı. Main sınıfının içerisinde direkt main metodumuzu yazdım ve main metodumuzu burada kullanmaya başladık. Car sınıfımızın içerisinde ne yaptık? Kar bir sınıf burada ve bu sınıfın sahip olduğu 3 tane özellik var. Ayrıyeten bir tane de metot var. Bu sınıftan üretilen bütün nesneler bu 3 özelliğe sahip olacak ve bu fonksiyona sahip olmuş olacaklar. Biz burada bir kar sınıfı yazdık. Bu kar sınıfı color, door ve motor diye 3 tane özelliğe sahip. Ayrıyeten showinfo isminde bir metoda sahip ve bu metot arabanın özelliklerini ekrana bastırıyor. Şimdi main sınıfımıza geri dönelim. Burada ne yaptık? Burada nesne oluşturmayı öğrendik. Öncelikle sınıf adını yazacağımızı, Objemizin ismini yazacağımızı, new deyip tekrardan sınıf adını yazacağımızı öğrendik burada. Daha sonra araba1 ve araba2 isimli iki tane obje oluşturduk. Burada araba1'imizin özelliklerini belirledik, değiştirdik ve daha sonra araba1'imizin özelliklerini ekrana yazdırdık bu fonksiyon yardımıyla. Aynı işlemi araba2'ye de yaptık ve araba2'nin özelliklerini ekrana yazdırdık. Kafama şöyle bir şey takıldı bunu göstermek istiyorum. Ben yeniden bir obje üretiyorum. Araba 3 olsun bu da. Eşittir. New diyorum. Car diyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi araba 3 isminde ben bir obje ürettim. Fakat ben bunu hiçbir özellikten anlamayacağım. Yani burada rengini kapısını vesaire belirlemeyeceğim. Eğer ben araba 3 nokta show info dersem bize neyi bastıracak acaba? Gelin bir beraber deneyelim. Gördüğünüz gibi null 0 ve 0'ı bastırdı. Şimdi burada null değerleri almamızın sebebi nedir? Biz bu nesneyi ürettiğimiz zaman araba 3'ü, araba 3 üretildi. Fakat hiçbir özelliği daha tanımlı değil. Sadece biz bu araba 3 nesnesinin color diye, door diye ve de motor diye 3 tane özelliğe sahip olduğunu biliyoruz. Fakat bu özelliklerin ne olduğunu söylemedik programa. Aynı zamanda da bu fonksiyona sahip olduğunu biliyoruz. Bu fonksiyon kendi içerisinde bu özellikleri ekrana bastırıyor. Fakat özelliklerin ne olduğu belli değil. Biz bunu çalıştırdığımız zaman Java bize böyle bir null değişkeni döndürüyor. Nalı şöyle yorumlayabiliriz Java'da tanımsız, değersiz, bilinmeyen olarak yorumlayabiliriz. Herhangi bir değeri yoktur nalın ta ki biz ona bir atama yapana kadar. Diğerleri de 0 0 atanmasının sebebi default olarak bunlar 0 ayarlanmış durumda. o yüzden 0 olarak çıktılar karşımıza. Fakat ben burada araba 3. eee color'a mesela yeşil dersem ve tekrardan ben araba 3. Nokta show info metodunu çalıştırırsam bu sefer null değil yeşil olarak çıkacaktır karşımıza. Gördüğünüz gibi yukarıda null sıfır sıfırdı. Atamayı yaptım. Artık o değer yeşil. Yani biliniyor ne oldu. Diğerlerini atamadığım için halen sıfırlar. Ee, bu derslik o zaman başka anlatmamız gereken bir şey kaldı. Düşünmüyorum fazlasıyla anlattık zaten. Bu derslik bu kadar olsun. Bundan sonraki derslerde de Object Oriented'a devam edeceğiz. Çok güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum. Tekrardan belirtmek gerekirse mutlaka bunları tekrar edin. Çok önemli konular bunlar artık. İleride çok fazla faydasını görmeye başlayacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer anlamadığınız veya kafanızı karıştıran bir kısım olduysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.